İyi günler, gün ortası haber bülteninde yeniden birlikteyiz. Türkiye, Afganistan'da konuşlandırılmakta olan uluslararası barış gücünün komutasını, İngiltere'nin görev süresinin sona ermesinin ardından üstlenmeye talip olduğunu Amerika'ya resmen iletti. Amerikan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye İngiltere'den sonra barış gücünün komutasına talip olup olmadığını sordu. Türkiye de buna evet yanıtını verdi. Pentagon'da, Afganistan'da Türk askeri komutasında bir uluslararası güce sıcak bakıyor. Şu sırada konuşlandırılmakta olan barış gücüne Türkiye'nin katkısının niteliği, niceliği ve fonksiyonu henüz netlik kazanmadı. Ancak uluslararası güce katkı çerçevesinin en geç yeni yılın ilk günlerinde çizilmesi bekleniyor. Gücün komutasının birkaç ayın ardından İngiltere'den hangi ülkeye geçeceği konusundaki kararınsa daha uzun bir sürede belirlenmesi bekleniyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın 2001. doğum gününü dün gece kutladı. İstanbul'da da birçok kilisede ayin düzenlendi. Ancak cemaatin rahatsız olmaması için basın mensuplarının görüntü almasına bir kilisede izin verildi. Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık akşamı dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere birçok ilde bulunan Hristiyan cemaati kiliselerde düzenledikleri ayinlerle Noel'i kutladılar. Kutlamalar sırasında birçok kilisede cemaatin rahatsız olabileceği düşüncesiyle ayinler basın mensuplarına kapatılırken İstanbul'da sadece Harbiye'de bulunan St. Esprit'in Kilisesi'nde yapılan Noel ayinine basın mensupları alındı. St. Esprit'in Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılım oldukça fazlaydı. Ayna katılanlar dualar ve ilahiler eşliğinde Noel'i kutlayarak mumlar yaktılar. İsa'nın doğum yeri Beytüllahim'deki Noel ayini ise önemli bir eksikle düzenlendi. Filistin lideri Yasser Arafat, İsrail'in Ramallah'tan çıkmasına izin vermemesi üzerine ayine katılamadı. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde her yıl yapılan Noel ayini yine düzenlendi. Ancak bu kez İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan kentteki ayinde devamlı katılımcılardan biri eksikti. İsrail'in yasaklaması üzerine Ramallah'tan çıkamayan Filistin lideri Yasser Arafat ayine katılamadı. Kilisede Arafat'a ayrılan yer boş bırakılmış, her zaman giydiği kefiyesi de sandalyesinin üzerine konmuştu. Arafat'a konulan yasak Filistinler tarafından tepkiyle karşılandı. Ramallah'ta yasağı protesto eden bir gösteri düzenlendi. Batı Şeria'nın Nablus kentinde ise bir İsrailli yerleşimci açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın sorumluluğunu El Aksa Tugay'ı üstlendi. Ürdün sınırında da İsrail askerlerine açılan ateş sonucu bir asker öldü, üçü de yaralandı. Orta Doğu'da bir liderin vatandaşlarıyla birlikte kutsal bir günü kutlaması engellenirken, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ise dinler arası hoşgörünün bir örneğine daha imza attı ve Hristiyan aleminin Noel'ini kutladı. Tamam mı? Yeter mi? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın konukları Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı ve üyeleriydi. Ehl-i Beyt, bütün Müslümanların ortak değeridir. Dünyada 1 milyara aşkın Müslüman yaşamaktadır. Müslümanlar çeşitli mezheplerden olabilirler. Ama hepsinin ortak noktasıdır, ortak değeridir Ehl-i Beyt. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Hristiyan aleminin Noel'ini de kutladı. Şimdi onlar bizim bayramımızı tebrik ediyorlar. Biz de onların bayramlarını tebrik ediyoruz tabii. Yani Hristiyanlar, diğer semavi din mensupları ve de iyi bir diyalog içerisindeyiz.
Yılmaz, Hristiyan alemiyle aralarındaki diyaloğun önemine dikkat çekti. 11 Eylül'den sonra da bu diyaloğun önem arz ettiği ortaya çıktı. Bundan dolayı Sevabettin mensupları, din adamları olarak diyaloğun içerisinde bulunuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke tarihinde bir ilke imza atarak canlı yayında 2,5 saat boyunca halkın sorularını yanıtladı. Rus halkının soruları Putin'i terletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki ofisinden yapılan canlı yayınla her yaştan insanın sorularını yanıtladı. 2,5 saat süren söyleşi için ülkenin 10 büyük kentinin ana meydanında canlı yayın sistemi kuruldu. Meydanlara toplanan halk Putin'in açıklamalarını izledi ve başkana sorular yöneltti. Yaşam standartları, düşük ücretler ve özellikle KGB ajanı olduğu yıllarla ilgili sorular Putin'i bir hayli terletti. Putin bugüne kadar verilmeyen ücretleri ödemeye çalıştığını, 2002'den itibaren de %40'lara varan artışlar olabileceğini belirtti. Putin geçen yılki ekonomik durumun çok olumlu olduğunu, %5,5'lik büyüme gerçekleştiğini, gelecek yılın daha da başarılı olacağını söyledi. 45 soruyu yanıtlayan Rusya lideri ilk maaşının 180 ruble olduğunu ve bunu har vurup harman savurduğunu anlattı. Putin bu soruyu yanıtlarken KGB adını telaffuz etmekten kaçınarak maaşını federal güvenlik elemanı olarak aldığını söyledi. Federal güvenlik elemanı adı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra KGB yerine kurulan iç istihbarat kurumu olan Federal Güvenlik Servisi Ajanları için kullanılıyor. Putin'e gelen bir diğer soru yine KGB'deki göreviyle ilgiliydi. Sovyetler Birliği dönemindeki baş düşman Amerika'nın o dönemki başkanı Bush'la Bush'un çiftliğinde yapılan görüşmeyle ilgili ne hissettiği soruldu. Putin bu soruyu soğukkanlılıkla ve hafif alaycı bir üslupla geçiştirdi. Haklısınız. Sovyetler Birliği döneminde baş düşmanımız NATO ve Amerika'ydı. Ancak Başkan Bush'un yazlık çiftliğinde bir gece geçirdiğimiz için heyecanlandığımı söyleyemem. Bence asıl Bush kendine neler oluyor, benim evimde Sovyetler Birliği'nin resmi bir görevlisi var diye sormalıydı. Şunu da söylemeliyim ki Bush da eski bir CIA ajanı ve daha sonra başkan oldu. Birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Putin bir soru üzerine Afganistan'a asker gönderilmeyeceğini de vurguladı. Nevşehir'in Avanos ilçe belediyesi Budist tapınağı yapma kararı aldı. Bu kararın nedeni ise son yıllarda bölgeye gelen Japon turist sayısındaki artış. Kapadokya bölgesine son yıllarda gelen Japon turist sayısı artınca belediye Budist tapınağı inşa etme kararı aldı. Amaç Japon turistlerin bölgede ibadetlerini özgürce yerine getirmelerini sağlamak. Tapınağın aslına uygun olması için bir Japon grupla çalışmalar başladı. Tapınağın aynı zamanda dünyanın en büyük camilerinden birinin Tokyo'da yapılmasına izin veren Japon hükümetine karşı bir jest olduğu da belirtildi. Sevgili seyirciler, şimdi Büyük Millet Meclisi'ne dönüyoruz. Karşımızda parlamento muhabirimiz İbrahim Gündüz var. Arkadaşımızın bugünkü konuğu Çevre Bakanı Fevzi Aytekin. İbrahim Gündüz, Bakan Aytekin'le son günlerde hakkında ortaya atılan iddiaları görüşecek. Evet İbrahim, söz sizde. Evet Sayın Bakan'a dönmeden önce, Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin'e dönmeden önce bugün meclisin gündeminden söz etmek istiyorum. 12 günlük uzayan bayram tatilinden sonra meclis bugün yeniden işbaşı yaptı. Sabah saatlerinde meclis plan birçok komisyonu toplandı. Plan birçok komisyonun gündeminde kamu ihale kanunu tasarısı vardı. Maliye Bakanı Sümer Oral ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akçağ'ın komisyonda hazır bulunduğu ve şu sıralarda komisyon toplantısına devam ediyor. Meclis Danışma Kurulu toplandı ve iktidar ortakları bugün meclis Genel Kurulu'nda saat 15'te çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda tütün yasasını, yani Cumhurbaşkanı Sezer'in yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği, komisyonlardan jet hızıyla yeniden geçirilen tütün yasasını bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi kararını aldılar. Bu grup önerisi olarak Genel Kurul'a gelecek ve büyük ihtimalle kabul edilecek ve saat 22'ye kadar çalışmalarını sürdürecek Meclis Genel Kurulu. Bugün ayrıca grup toplantısı vardı mecliste. Saadet Partisi'nin grup toplantısında Recai Kutan, Başbakan Bülent Ecevit
Blinken, Ocak ayının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri'ni yapacağı ziyareti eleştirdi. Amerika'nın Irak'a yönelik olası askeri operasyonu ile ilgili bir değerlendirme yaptı Recai Kutan. Sayın Ecevit sürekli olarak Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor. Şimdi kendisine soruyorum. Sayın Ecevit bu düşüncesini yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı seyahat sırasında dile getirecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünde de düşüncesinde ısrar edecek mi? Yoksa bundan evvel olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ikna olmuşsa biz de olduk mu diyecektir. Kaldı ki savaş sınırlarımızın dibine geliyor. Bu savaşın sonuçlarını, Irak'a yapılacak müdahalenin nerede duracağını kimse bilmiyor. Bu hükümet bunları hesaplayacak basirette de değildir. Bu hükümet tüm inisiyatifini kaybetmiştir. Arjantin'de olup bitenler hükümetin ikna edilmesi için kullanılıyor ve kullanılacaktır. IMF ve Dünya Bankası ile arkalarındaki siyasi güçler herhangi bir tereddüt durumunda Arjantin gibi olursunuz diye tehdit edeceklerdir. Evet, yanımızda Çevre Bakanı Fevzi Aytekin var, canlı yayın konuğumuz. Sayın Aytekin'le ilgili olarak son zamanlarda bakanlıkta, Çevre Bakanlığı'nda akraba kadrolaşması yaptığı şeklinde iddialar var. Hatta Başbakan Bülent Ecevit'in talimatıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun bir soruşturma başlattığı şeklinde haberler var. Şimdi biz Sayın Bakan'a dönüyoruz ve bu iddialarla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bayım Bey. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. İddialardan birisi, halanızın kızını Çevre Etki Değerlendirme Genel Müdürü yaptı. Bakanlıkta şeklinde iddia var. Halanızın kızı Sayın Hava Alp'in de kendi eşiyle eşinin özel şirketine değerlendirmeler yapılması için iş verdiği, yani bu şekilde bir suistimal olduğu şeklinde iddialar var. Önce bunu sormak istiyorum efendim size. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Ben gerçekten sizin kanalınızla bazı açıklamalar getirmek istiyorum. 16 yıldan beri bu bakanlıkta çalışan Hava Alp. Yani ben onu getirmedim. Başkaları bu bakanlığı aldılar. Ve dolayısıyla il müdür yardımcılığı zamanında bakanlıklar vermişler. Ben geldikten sonra baktım ki konuları çok iyi biliyor ve kırsal kesimlerden gelmesi dolayısıyla bunu genel müdürü yaptım. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bu 12 sene önce, dün galiba yanlış bir bilgi verdim, 7 sene, 12 sene önce kocası bunun bir trafik kazasında öldü. Hamile olarak kaldı ve bugüne kadar çocuğunu büyütmek için mücadele veriyor. Kocası olmayan birinin ÇED Genel Müdürü'nün bürosu, ÇED Genel Müdürü kocasının bürosu olduğunu söylemek ne kadar abes. Çok yazıklar olsun. Yani insanlar, benim bakanlığım herkese açık, basına açık. Buyursunlar, gelsinler lütfen, bizden bilgi alsınlar. Bizim nasıl çalışmalarımızı yaptığımızı görsünler. ÇED'in nasıl olduğunu görsünler. Basınımız neye gelmiyor, ben onu merak ediyorum. Böyle yanlış haberler vermek sürekli. Yani efendim şimdi halanızın kızı 16 yıldır dediniz, evet. Efendim? Bakanlığınızda çalıştığını söylediniz. Peki yani tabii ki mutlaka 16 yıllık bir emeği var bakanlıkta. Evet. Ancak bu göreve gelmesinde sizin de bir akrabalık bağı olmasının hiçbir etkisi olmadı. Kesinlikle beni yakına tanıyanlar bilir. Ben kesinlikle akrabalarıma, ısım akrabama ve eşime, dostuma eğer kanunların dışında bir şey yaptırırsam lanet. Ya kesinlikle böyle bir şey olmaz. Zaten yapamazlar. Yaptıkları takdirde bunun hesabını görürler. Ayrıca ÇED Genel Müdürünün şu an yetkileri de müsteşarlık, müsteşar yardımcısında. Onda da değil. O da kendi isteği üzerine ben onları müsteşar yardımcısına devrettim. Ve herhangi bir olumsuzluk, bugüne kadar yapılan, ben 3 sene yakın bakanlık yapıyorum. Bir tane ÇED raporu daha genel şeyden, mahkemelerden geri dönmedi. Demek ki yaptığımız her şeyle yasa uygun. Ha gözümüzden kaçan bir şey olur mu? Bana bizi bu konuda uyarlarsa hay memnuniyetle. Hem ben teftiş kurulunda gerekli denetlemeleri yaptırırım. Hem de başbakanlıktan kendim bizzat rica ederim bu denetlemeleri yapsınlar diye söylerim. Peki efendim, başbakanın hakkınızda teftiş kuruluna talimat vermesi ve hakkınızda soruşturma açılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Bu nereden çıkmış bu? Sayın Başbakanım da böyle bir şey bize söylemedi. Ayrıca öyle bir göstermedi, gönderme de yapmadı. Yani bu yalanları nasıl uyduruyor? Hayret ediyorum. Yani bir defenim Sağlık Bakanı Sayın Durmuş kurdu bir vakfa, bakanlığın fonlarını aktarmakla suçlandı. Siz de şimdi aynı yönde bir suçlamaya hedef oluyorsunuz. Sizin kurduğunuz ve başkanı olduğunuz Çevre Koruma Vakfı'na bakanlığınızın çevre kirliliğini önleme fonundan 50 milyar liralık bir kaynak aktardığınız iddiası var. Evet, doğrudur ama ben başkan değilim. O yanlış. Ben yalnızca kurucu üye olarak, bugün yönetim kurulu ve kurucular kurulu ben değilim. Ben asla
Sağlık Bakanlığı Bakanı gibi yönetim kurulu başkanı olmadım. Ama olmak da istemem. Vakfa üyesiniz ama. Hayır, üye de değilim. Yanlış güzel. Bunlar hepsi yanlış şeyler. Yani bir tek bunun kurulmasında yardımcı oldum. Bu kadar başka bir şeyim yok. Ha, çevre önleme fonundan aktardığım para doğrudur. Çünkü bunlar çevreye yatırım yapılan paralardır. Aldığımız bu parayı yine bu vakıf kanalıyla çevreye yatırımlara kaynaklar aktarılacağı için yaptım ben. Başka bir şey için yapmadım. Bunlar hep yanlış. Gelsinler bizden bilgi alsınlar. Ve size çok teşekkür ediyorum bu açıklama fırsatı da bize verdiğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Çevre Bakanı Feyza Aytekin ile ilgili iddialar böyle. Sayın Bakan'ın yanıtları da bu şekilde. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Söz tekrar İstanbul'da. İbrahim Gündüz'e ve canlı yayınımıza katıldığı için Çevre Bakanı Sayın Feyza Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, dün gece Liderler Zirvesi'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanı toplandı. Toplantının gündeminde hem Liderler Zirvesi'nde ele alınan konular hem de Devlet Bakanı Abdülhalük Çay'ın görevden alınması vardı. Liderler Zirvesi'nin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin başkanlık divanını topladı ve zirvede konuşulanları anlattı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici kameraların karşısına geçti. Yahnici, MHP lideri Bahçeli'nin Liderler Zirvesi'nde konuşulanlarla, alınan kararlarla ilgili başkanlık divanına bilgi verdiğini söyledi. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları diye adlandırılan, aslında anayasa değişikliklerine uyum yasaları diyebileceğimiz yasaların 15 Ocak'a kadar meclisin çok sıkı bir çalışma yürütmesi suretiyle yasalaşmasının sağlanması gibi bir karar alınmıştır. Yahnici, koalisyonu oluşturan partilerin görüş birliği içerisinde olduğunun da altını çizdi. 159, 312, terörle mücadele yasası 7 ve 8. maddesi ile tutuklama sürelerine ilişkin maddelerin içinde de yer aldığı kanunlar uyum yasaları şeklinde görüşülmüş. Bu konuda siyasi partiler arasında bir birlik, bir beraberlik sağlanmış bir büyük mutabakat söz konusudur. Yahnici'ye dün akşam Bahçeli'nin kararıyla azledilen Abdülhalük Çay'ın görevden alınış gerekçeleri de soruldu. Bir gerekçe açıklama durumunda değildir Sayın Genel Başkan, sadece bilgi ver. Hangi gerekçelerle görevden aldığını söyledi peki? Açıklama diyorum gerekçe. Sadece aldığını söyledi. Bilgi verdi. Evet, gerekçe söylemedi diyor. Gerekçe bellidir. Evet. Gerekçe nedir efendim? Yani devlet bey bilir. Peki efendim, 312 ile atama makamında olur, görevden alma makamında, azletme makamında olur. Çayın görevden alınmasına ilişkin MHP'lilerin tepkileri ise farklı değil. Bayındırlık Bakanı Abdülkadir Akça'nın yorumu da Yahnici ile aynı. Devlet Bakanımız Profesör Doktor Abdülhalük Çay'ın görevden alınması teklifi, göreve atanması teklifini yapan makam tarafından gerçekleştirilmiş. Her türlü değerlendirmeyi atama sırasında yapan makam aynı şekilde alma sırasında da yapmıştır. Bu değerlendirmeye esas detay benim bilgim dışındadır. Bu nedenle konu hakkında söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Devlet Bakanı Abdülhalük Çay'ın görevden alınmasına neden olan Türk Kurultayı'nın en büyük destekçisi, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de azil olayı soruldu. Demirel, azil konusunda yorum yapmazken, Kurultay'ın bir partinin tekelinde olmadığını söyledi. Ankara'da Abdülhalük Çay'ın bakanlık görevinden azledilmesinin gerekçelerinden birisi, belki de en önemlisi, Devlet Bahçeli ile Türk Kurultayı'nın yapılıp yapılmaması konusunda ters düşmesi olarak gösteriliyor. Bahçeli ekonomik krizi gerekçe göstererek Türk Kurultayı'nın yapılmamasını istedi ve bunun için ödenek ayırmadı. Abdülhalük Çay, Kurultay'ın yapılması konusunda ısrarcı davranarak 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den yardım istedi. Demirel de devreye iş adamlarını sokarak Kurultay için para buldu ve Kurultay yapıldı. Abdülhalük Çay'ın görevden alınışı Ulusal Tarım Günü'nün ikinci gününde konuşma yapmak için gelen Demirel'e soruldu. Demirel konuyla ilgili yorum yapmadı. Kurultay, bir siyasi partinin tertiplediği bir olay da değildir. Çünkü Türk dünyası bir siyasi partiye ait değildir. Nitekim kurultayda Türkiye'nin her kesiminden insan vardı. Ve bu dünyanın, yani Türk dünyasının her kesiminden davetli vardı. Azil şık olmuş mudur? Efendim? Azil olmuş. Onlara ben karışmam. Anladın mı? Onları benim dışında tartışabilecek kimseler var. Beni ilgilendiren kısmı
bu kurultayın yapılmış olmasıdır. Abdülhalük Çay'ın bakanlık görevinden alınmasına ilişkin DYP lideri Çiller de görüşlerini anlattı. Çiller bu kaçıncı olay dedi. Bu kaçıncı olay? Öyle gözüküyor ki bu hükümet her defasında bir başka bakanla ve onu ya meclise aktararak, aktardıktan sonra mecliste parmakla aklayarak veyahut da bir başka biçimde feda ederek bugüne kadar geldi. Vergi cezaları 1 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere %53,2 oranında arttırıldı. Vergi iadesi de 2003 yılından itibaren kaldırılıyor. Maliye Bakanlığı'nın bugünkü resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğiyle yeni yılda uygulanacak defter tutma hadleri ve vergi cezaları belirlendi. Yeni düzenlemede en az ceza haddi damga vergisinde 2 milyon 600 bin liraya, diğer vergilerde ise 5 milyon 300 bin liraya yükselirken fiş ve fatura vermeyenlere kesilen ceza miktarı da 53 milyon liraya çıktı. Diğer taraftan IMF ile yapılan görüşmeler sonucunda vergiye yönelik bazı düzenlemelerin yapılması kararı da alındı. Yeni uygulamayla vergi iadesi 2003 yılında kaldırılacak. Sevgili seyirciler, Lodos, Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden oldu. 107 kişi de karbon monoksit zehirlenmesi teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alındı. 60 kilometre hızla esen Lodos'un etkili olduğu Bursa'da karbon monoksit zehirlenmeleri artış gösterdi. Dün akşamdan itibaren 107 kişi karbon monoksit zehirlenmesi yüzünden tedavi altına alındı. Lodos'un etkisiyle sobadan sızan gazdan zehirlenen Tevfik Havva Göle çifti yaşamını yitirdi. Sevgili seyirciler, Avustralya'da Noel kötü bir sürprizle geldi. Her yıl çıkan çalı yangınları bu kez tatilcilerin yolunu kesti. Sydney yakınlarındaki Blue Mountain yöresi alev alev yanıyor. Avustralya'da artık her yıl görülen ve geleneksel bir hal alan çalı yangınlarının adresi bu kez Sydney ile Canberra arasındaki bölge. Ancak geçmiş yıllara oranla yangın bu kez daha tehlikeli. Çünkü yerleşim birimlerine çok yakın bir yerde çıktı. Yüzlerce kişi güvenli olmadığı için evlerini terk etti. Yangın Noel dolayısıyla çok kullanılan otoyolda da ulaşımı felce uğrattı. Kimi zaman araçlar da her iki yandan gelen alevler arasında yanma tehlikesi geçirdi ve araçtakiler kendilerini dışarı zor attı. Tatile gitmek için yola düşenler de Blue Mountain'da uzayıp giden kuyruklarla karşılaştı. İtfaiye ekipleri karadan ve havadan durmaksızın su püskürterek yangını durdurmaya çalışıyor. Ancak sıcak rüzgarlarla yayılan alevlerin önünü almak kolay görünmüyor. Burundi'de ordunun başkent Bujumbura yakınlarındaki kurtarılmış bölge Tenga Ormanı'na düzenlediği operasyonda 543 kişi öldü. Ulusal Radyo'ya açıklama yapan Burundi 1. Bölge Komutanı General Samuel Gahiro, Tenga'nın kurtarıldığını ve çatışmalarda 515 isyancıyla 28 askerin öldürüldüğünü söyledi. Gahiro, isyancıların Tenga'ya yeniden yerleşmesini engellemek için önlemler alındığını kaydetti. Hutu isyancılarının üstlerinden biri olarak bilinen Bujumbara'nın 6 kilometre yakınındaki Tenga Ormanı uzun süredir şiddetli çatışmalara sahne oluyordu. Son olarak 27 Kasım'da çıkan çatışmalarda 200 isyancıyla 60 asker ölmüştü. Ordunun geçen yıl Ekim-Aralık aylarında bölgeye düzenlediği operasyonlarda da 300 kişi öldü. İsyancılar geçen Şubat ayında saldırıya geçerek yeniden ormana yerleşti. Burundi'de orduyla Hutu isyancıları arasında 1993'ten bu yana süren çatışmalarda çoğu sivil 250 binden fazla kişi öldü. Çatışmalar geçen ay Hutu ve Tutsiler arasında eşit dağılımlı geçiş hükümeti kurulmasının ardından şiddetlendi ve ülke geneline yayıldı. İstanbul'daki Yunus motorize ekipleri 6. yaşını kutladı. Düzenlenen gecede en büyük alkışı Yunus kıyafeti giyen Cem Yılmaz aldı. Memaliye benzemez. Kaç tane Yunus var o kadar jöle harcayan? Allah amirim kızlar, o kadar jöle harcadır mı lan? Polis dedi, tutumu olur. Maydanoz Showland'deki geceye katılan şovmen Cem Yılmaz, konukları gülmekten kırdı geçirdi. Şimdi ben bu şakayı yaptım, anlamadım ki. Nasıl bileceğimler, neler yememiz lazım, neden Cumhuriyet'i düşünüyorum. Sahneye her zaman siyah kıyafetle çıkan Yılmaz, bu geceye Yunus üniformasıyla çıkınca büyük alkış topladı. Cem Yılmaz'dan sonra sahneyi Sibel Can aldı. Yeah.
geceye Yunusların yakınları da katıldı. Sahneye çıkan minik bir kız çocuğuysa danslarıyla izleyenleri büyüledi. Borsa ve piyasalardaki son durum için şimdi de para hattındayız. Borsa Birleşik Endeksi birinci seansta dünkü kapanışa göre 80 puan artarak 12.766 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ortalama artışı ise %0,63 oldu. Repo pazarında gecelik faiz oranı ortalama %59 düzeyinde bulunuyor. Serbest piyasada ise dolar 20 bin lira düşüşte, şu sıralarda 1 milyon 451 bin, markta 8 bin lira prim kaybıyla 652 bin liradan işlem görüyor. Gün ortası haber bülteninde aktaracaklarımız böyle. Gelişmelerle Haber 14'te yeniden birlikte olacağız. ATV'den ayrılmayın. ATV Haber, haberin merkezi. Cüzdanlar, fatura'dan başka devlete ödeyeceğim ne var? İstanbul 0212 291 1320. 0212 315 97 23 0212 315 97 24 Ankara 0312 468 49 95 E-mail anahaber@atv.com.tr. Haberin merkezi bir telefon kadar yakın.